Arkadaşlar müthiş farklı, kendine has, orijinal bir kayıt izleteceğim şimdi size. Özgün kesinlikle izlesen de. Geçen bana bu kayıt Instagram'dan Fatih göndermiş. Ya şöyle bir açtım. Yani bugüne kadar daha önce görmediğim, daha önce hiç rastlamadığım bir şekilde enstrüman çalan bir müzisyen. Tim Palm size tanıtmak istediğim müzisyen. Şöyle bir izleyin. Zaten biraz izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Buyurunuz. Merak ettim. Şimdi izlediğinizde videoları bakın. Mesela şu vuruşta iki tane ses birden çıkarıyor. Yani hem burnuyla hem dudağıyla dokunuyor bir yandan aynı anda. Hani bu koordinasyonu biz elle yapamıyoruz ya. Abi elle yapıp şu gördüğünüz iPad'de elle bu koordinasyonu yapamayan insan varken dudak ve burnuyla yapıyor. Bakın hem şurada mesela hem dil hem burun. Bakın. İşin yani şöyle bir durum var tabii ki. Tim bir rahatsızlıkla doğduğu belli zaten. Hani bir problemle doğduğu için kollarını, vücudunu kullanamıyor. Yani enstrümanı çalamıyor. Ama işte geliştirdiği şey inanılmaz bir şey. Akıl almaz bir şey. Ben böyle bir şey daha önce rastlamadım. Yani bunları yapabilmek için bir sürü insan hani şey var ya gitar çalacağım. Abi işte zaman bulmaya çalışıyorum veya işte ya biraz başladım ama çok iyi gitmiyor falan. Yani hep şey düşünüyorum yani aslında bir noktada gerçekten tembellik başka bir şey de değil. Ya gerçekten bu işe aşık olan, bu işi yapmak isteyen insan için sınır yok. Ya Tim bunun en büyük örneği herhalde ya. Yani şu seviyede çalacaksın bir de bunları kullanmak. Tim'in konserleri de var. Zaman zaman performanslar da yapıyor, canlı performanslar. Çok acayip. Kendisinin daha sonra fark ettim ki Spotify'da yayınlanmış şarkısı var. Şarkıları var burada. Bu da çok acayip. Yani her şeyin gerçekten ne kadar insan olduğu için sınırsız olduğunu gösteren çok uç bir örnek. Triller falan. İnanılmaz. Özellikle burada net gözüküyor bakın. Hem bir dudak bir dil. Notaları geçer. Yani normal nota çalarken piyanoda hani do, re, mi 1, 2, 3 parmaklarla yapılır atıyorum işte şöyle belirlenir sağ elde. Sonra dördüncü tekrar 1, 2, 3, 4, 5 diye do, re, mi, fa, sol, la, si, do falan yaparsın atıyorum. Şimdi bu yepyeni bir metoda dönüşmüş durumda Tim için. Çünkü sadece dudak ve dil kullanıyor. Bakın. Do'ya çıktı tekrar inerken ne zaman burnunu değdirdi, ne zaman tekrar dile geçti. Bakın. Tam orada tekrar. Ya kendi başına bir müzik metodu yaratmış Tim. Benzeri olmayan metot yaratmış. Hakikaten izlemek hem hayranlık verici, ilham verici, birçok insana da ilham verici. Ve hani bir sürprizim de olacak, kendisiyle bir röportajımız olacak. Özgün nasıl buldun? Valla hocam aşkla yapıyor ve şey, yani gözlemlediğim kadarıyla şu, özel böyle
özellikle teşvik edilmiş gibi hiçbir zaman acınası göze bakılmamış, istek ya da şevki kırılmamış ve gerçekten de bir öne açılmış bir birey olarak görüyorum. Buradan da kocaman bir kalp yolluyorum. Muhteşemsin. Süper. İlk defa izledim, bayıldım. Aynen. DJ Artro sahne adı. Tim, az sonra kendisiyle sohbetimizi yayınlayacağım. Görüşmek üzere. Hi Tim. Hi. Hello. 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 How are you? I'm good. How are you? Yeah. You look very, very nice, wonderful room. Thanks. Tim, nasılsın, iyi misin? I'm good. Yeah, I'm excited. It's fun to be here. Yeah, very nice. Instagram'da karşılaştım ben senin videolarınla. Arkadaşlar gönderdiler ve gerçekten çok şaşırdım. Muhteşem bir klavye performansı izledim öncelikle. Gerçekten inanılmazdı. Wow. Tim, bu nasıl? He's got a great response on the internet, which is super fun. Ya bu nasıl oldu Tim? Biraz seni tanıyabilir miyiz? Kendini anlatır mısın bize? Sure. So my name is Tim. I am from Sweden. I'm 24 years old. And I am a music producer and artist. And I've also studied 5 years to become an engineer and teacher in maths and computer science. Wow. 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 Cool. Cool. Peki hani bu müzik kabiliyetini ilk nasıl keşfettin? So when I was very, very young, my parents put me into a choir. So from a very young age, I realized that I enjoyed music. So I started with taking singing lessons and then went on to try different instruments and bought an electronic drum set. And from that electronic drum set, get into the world of electronic music and fell in love with that route of music production. Wow. Koro'ya gittiğine göre sesin de var. Şarkı da söylüyorsun. Yeah, yeah. So that's like many, many years I only was singing. My first thought for a music career was to be the singer in a rock band or something. Wow. But then at like when I became a teenager or something, I swapped over to the electronic scene fully. Kaç enstrüman çalıyorsun? I know how to play the keyboard very well. I would say I'm okay at drums as well. And yeah, I would say, and then I can, you know, fake my way around a bass and a guitar, but I wouldn't say that I can play them. Biraz aslında şeyle ilgili de konuşmak istiyorum. Yani özel durumunun sebebi nedir? Tam engelinin sebebi nedir? Born with it. Simple as that. Oh. Mm-hmm. Okay. Performanslarını izlediğim zaman çok gerçekten farklı, değişik performanslar görüyorum. Hani bunlarla ilgili seni ilk izleyenlerin olumlu, olumsuz yorumları oluyor mu? Ne hissediyorsun bunlara karşı? Lot of positive feedback and then you know it's the internet so you always get some of those interesting comments. mostly great response, I would say. Süper, süper. Genel olarak büyük bir destek gördüğünü ben de farkındayım. Ben de çok izlediğim zaman aynı hisle çok keyif aldım. Peki bestelerini nasıl yapıyorsun? Genelde elektronik tarzda müzikler yaptığını görüyorum. Farklı ne tarz müziklerle uğraşıyorsun? So I use the computer to mainly make the music. So I have used Ableton as the main software. I don't know exactly how nerdy you want to be, but you know I use synths and loop machines and drum and stuff like that. Mm-hmm. And when it comes to music, I don't really define it in genres. My goal in life is creative freedom. So the ideas that I have, I create. I don't create it because it's not dance or because it's not a specific genre. So if you look at my Spotify, for example, you can hear a totally acoustic song. You can hear some really like full on house tunes because I do what I feel like. Yayınladığın kaç tane çalışma var?
I don't know. I think you can see on Spotify. I actually don't know. Hiç böyle bir enstrüman çalış şekli izlemedim. Senin bunu nasıl geliştirdin? Nereden çıktı bu? Nasıl bir yöntemle bunu öğrendin, geliştirdin? İşte hani dilinle enstrüman çalmayı ve dilin ve burnunla çalıyorsun çünkü. Nasıl geliştirdin bunu? Nereden buldun? I think at the same time that you started to learn how to write with a pen in your hand, I started to learn how to write with a pen in my mouth. And then like everything that you do with your hands, I do with my mouth. So when I got my first phone, I interacted with it with the nose. And when I found, you know, the apps on the iPad, I started playing with it the only way I know. So for me, it's not about figuring, oh, I should play with my nose. It's more like, okay, I want to play. This is how I usually interact with stuff. And that way is how I interact with this stuff as well. Wow. Peki yani sen bu tekniği geliştirirken aklıma şu geliyor, yani bu şekilde bir müzik enstrüman çalma metodu yazmayı düşünür müsün hiç? I have not. I think the people that would benefit from learning this technique can reach out and I will help them, but I don't think it will be enough value to write that book. And also because I think it depends a lot on how your face is structured as well. Like I use my lower lip on a low note and my nose on a high note. But if you have a taller face, you have a different range on how much you can play, right? So similar things to how you have different sizes of hands. So the techniques will be different for everyone. İlham aldığın, örnek aldığın müzisyenler var mı? A lot. So like one obvious one is Avicii, right? And Swedish House Mafia, love those. But I also love Ed Sheeran. I like how he performs live and his songwriting is amazing. Daft Punk, great inspiration. And also like One Republic and Ryan Tedder, great songwriters. So a huge and different inspiration. And then also like a lot of friends that are great musicians, yeah. That like you don't always have to take inspiration from those you don't know, but by being in the room with people who want to create, you get inspired and you develop and you want to be even better. Kendini geliştirmek için neler yapıyorsun? Daha da farklı şeyler üretmek için nasıl, kendinle ilgili nasıl bir metodun var? Neler çalışıyorsun? Çok merak ediyorum. So simple answer, practice. Like be in the studio, play, increase the tempo to play faster, you know, try different things, different sounds, but also go out of the comfort zone. Like if you only do things you're comfortable with, you won't be able to get to the next level. So do things you're not comfortable doing, or you don't, rather you don't know how to do them yet. Try it instead of being afraid. And also work with other people, because other people will have different thoughts, different ideas. And by doing that, you can really improve. Mm-hmm. And I think, sorry for interrupting, but I think music is a cool thing because it's like a language. Yeah. A language that you can understand, even if you don't speak the same, like normal language. So being in the same room and being together, I think you can learn a lot by just doing that. Şimdi bu senin izlediğimiz videoların işin şu anki gelmiş hali. Fakat bu enstrümanı geliştirmek için, yani bu şekilde çalmak için ne kadar süre harcadın ve zor muydu? I have been doing what I do now for 10 years. 10 years. So 10 years when I started with the first computer program and then with the iPad and stuff like that. So 10 years. But I didn't know exactly that this is how it would end up. If that makes sense, I've gone through different iterations of my setups and ideas. But 10 years is the short answer. Wow. Peki yani bu kadar büyük bir, yani 10 yıllık bu çalışma, yani müzik senin için ne ifade ediyor? Hani gerçek bir aşk olması lazım ki böylesine büyük emek ver. I think
music is somehow like written in my DNA for some reason. Like even if I don't, if I'm not in the studio, I will still sing melodies, like beatbox rhythms. Like it always come to me, and like I need to do music to clear my head so that I can fall asleep. Sahne alıyor musun? Sahne performansları var mı? İleride bu performansları tüm Avrupa'ya ve belki Türkiye'ye, farklı ülkelere yayma gibi bir düşüncen olur mu? Oh, I like my main passion in music is performing. Yeah. I love it. It's incredible. I have performed in Sweden obviously, but in South Korea and in London as well, and I love it. So I would love to go on tour. I had 10 different outside of Sweden gigs booked when the pandemic hit, which is, you know, disappeared. So getting back on track right now. Yeah. Belki bir gün Türkiye'ye de gelirsin. Çünkü seni gerçekten Türkiye'de canlı olarak izlemeyi çok isterim. Yeah, for sure. Let's keep in touch. Let's book a venue. Let's do it. Harika. Türkiye'yle ilgili bildiğin şeyler var mı? İstanbul vesaire. Not much, honestly. O zaman kesinlikle seni burada ağırlamamız lazım. Bu özel duruma sahip bazı bireyler için mesajınız var mı? Yani bir müzik insanı olarak sizi izleyen ve hani benzer koşullarda olan kişilere neler söylemek istersiniz? I think for me it's important to realize that I am a musician that happens to have a disability. I am not a disabled musician. The focus is not on my disability, it's on the music. And I think with that mindset you have a better chance of just doing music. Bu videonun devamında az sonra senin çok özel bir performansınızı da yayınlayacağız. Baştan sona bir canlı performans olacak. Onu da bu videonun devamına ekleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum Tim. Kabul ettiğin için bu sohbeti. Thank you for having me. Awesome. Yeah. Son olarak söylemek istediğim bir şeyler varsa bu videoyu tüm izleyecek herkese. I don't know. Follow me on Instagram, on TikTok. Listen to my music. Book me for tours. Let's go. Oh, very nice. Very nice. All accounts is here. TikTok, DJ Artro. Spotify, DJ Artro. Instagram, yeah, DJ Artro. Okay. Thank you so much, Tim. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Okay. Okay. See you. Have a good night. Bye-bye. Have a good night. Cross you off. I need to cross you on my list. Think that it would end like this. Think that it would end like this. Cross you off. I need to cross you on my list. Think that it would end like this. Think that it would end like this. Cross you off. I need to cross you on my list. Think that it would end like this. Think that it would end like this. Cross you off. I need to cross you on my list.